Biliyorsunuz ki dün gece Messi 8. kez Ballon d'Or'u kazandı arkadaşlar. Bunun üzerine ben de dedim ki Süper Lig'de her sezon Ballon d'Or verilseydi ne olurdu? Bugün buna bakacağız ve bunun için ben şimdi Fenerliyim. Hani belki doğru analiz yapamam, yanlış bir şey söylerim, objektif olamam diye Galatasaraylı bir arkadaşımı getirdim yanımda. Beşiktaşlı bir arkadaşım yok yakın oldum. O yüzden Beşiktaşlı getiremedim. Kusura bakmayın dostlar. Bu şekilde Süper Lig'deki Ballon d'Or'lara bakacağız. Kıvancı zaten tanıyorsunuzdur. Onun da YouTube kanalı açılacak bu arada yakında. Ben de Instagram'dan her yerden paylaşacağım, haberiniz olsun. Onda videolarını izleyebilirsiniz. Dostlar, olayımız dediğim gibi Süper Lig'deki Ballon d'Or'lara bakmak. Bu arada dün geceki Ballon d'Or hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyal medyada acayip tartışmalar çıktı. Ben Messi'nin hak ettiğini düşünüyorum. Biraz da Messi'yi sevdiğimden dolayı böyle düşünüyorum, belki bilmiyorum ama adam Dünya Kupası'nı aldı. Oyunda şöyle bir durum var. Ballon d'Or diyoruz ama her sezon sonunda her ligde sezonun oyuncusu ödülü veriliyor ve bunu böyle bir törenle, animasyonla veriyorlar. Biz de bunun Süper Lig versiyonuna bakacağız. Hatta hatırlarsanız Arnautović bir kere kazanmıştı bu ödülü. Bakalım şimdi 5 sezon boyunca Süper Lig'deki Ballon d'Or sahipleri kim olacak? Lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. Sen mesela ilk sezonki tahminin ne? İlk sezonki tahminim, abi benim bak nerede? Telefonumda da otomatikman her zaman burada görebileceğiniz gibi Icardi. Allah Allah. Benim telefonumda kim var? Messi. Evet, o zaten evrenin artık en iyisi. Dünyanın da değil, evrenin en iyisi oldu. Vallahi bilmiyorum ama Ronaldo'cu kardeşler de sinirli yani. Messi Dünya Kupası kazandı. Ronaldo'cular siz de üzülmeyin. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi biz sezon sonuna gidiyoruz o zaman. Pendik Spor'un başına geçtik. Süper Lig'i hem inceleyeceğiz hem de Ballon d'Or'lara bakacağız dediğim gibi. Sizden de ilk sezon için tahmin bekliyorum. Şu anda ileriye sarmadan yorumlara yazın dostlar. Hile yapmayın ama. Ayrıca videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Lafı fazla uzatmıyorum. Sezon sonuna gidiyoruz. Ya ben şöyle düşünüyorum. Icardi oyunda şimdi her zaman simülasyonda çok canavar olmuyor. Galatasaray'dan alırsa oyun içi konuştuğumuz için Zaha ya da Ziyech alabilir. Fener'den Tadiç'in alabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'tan da bazen Rebic coşuyor ama yani belli olmuyor, bilmiyorum. Bence Tadiç alır ya. Ben de Fenerli olarak Tadiç demiş olayım. Peki sence şampiyonlukla alakası var mı Ballon d'Or'un? Mesela atıyorum Galatasaray şampiyon oldu bu şu anki ilk sezonumuzda. Tadiç seçilebilir mi? Seçilebiliyor. Oyunda seçilebilir. Çünkü ben Arnautović Pendik'te kaçıncı oldu bilmiyorum. Ama yani sezonun oyuncusu seçildi. En çok gol asiste bakıyor biraz oyunda. Gerçek hayatta olsa mesela geçtiğimiz sezon Icardi'nin alması lazımdı. Yani Galatasaray evet, şampiyon oldu. En çok gol atan oyunculardan biri. Valencia gol kralı olmasına rağmen. Bence öyle yani. Bakalım oyunda şimdi ilk sezonumuzda neler yaşanacak. Arkadaşlar şimdi son maçın öncesindeyiz. Tam olarak teknik direktör kariyerinde ne zaman gelecek bilmiyorum. Dediğim gibi Arnautović'te görmüştüm ben de bu animasyonu. Bir haberlere bakalım. Haberlerde gelmiş midir acaba? Bir dakika, haberler. Trendyol Süper Lig sezonun oyuncusu Dušan Tadić. Ama tören gözükmüyor. Neyse olsun. Ballon d'Or'umuzu Tadić aldı arkadaşlar. Buraya biz bir Messi'nin kafasında Tadić photoshoplarız. İlk sezonda Ballon d'Or'u Tadić alıyor dostlar. Turnuvanın oyuncusu, sezonun oyuncusu Süper Lig'de Ballon d'Or Tadić'e gitti. Peki nasıl Tadić'e gitmiş? Önümüzdeki sezonlarda şey yapalım. Önce istatistiklere bakarız. Tadić alır dedin. Şu an tahmini tuttu. Evet. Mesela. Öyle düşün. Tabii ki de. Çünkü oyunu biliyoruz. Şaka bir yana ya. Biz şimdi hayvan gibi oynadığım için Tadić'in alabileceğini tahmin ettim. Yalnız Icardi de çok atmış. Benim 27 gol atmış. Tadić inanılmaz bir simülasyon canavarı oyunda. Aboubakar çok atmış Beşiktaş'tan. Asist krallığında Tadić, Icardi yan yanalar. Yalnız bu rekabet ne ya? Harbiden fena. Seneye mesela Icardi alabilir. Tabii şimdi biz 5 sezon gideceğiz. Aslında daha fazla gitmek istiyorduk ama 5 sezondan sonra takımlar değişir diye, pek zevki kalmaz diye düşündük. 5 sezon içerisinde bile takımlar değişebilir. Göreceğiz ne olacağını. Avrupa Ligi de gözüküyor bu arada. Takımlarımız buralarda mücadele ediyordu. Bu yüzden bir bakalım. Gol krallığında Joselu, Openda, Immobile, Kubo. Şampiyonlar Ligi gol krallığı böyle. Avrupa Ligi gol krallığı. Abi hiçbir yerde mi yokuz ya? Hani sıfır mı? Oha, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Livakovic vardı. Asist krallığında Ceko 3. Tadić abi burada. Oha. Plus kim lan Tadiç'in yanında? Neyse. Tadić manyak, ne yapmış ya? Kafayı yemiş Tadić. Baksana tipine. Takım istatistiklerine o zaman her sezon bir de şeye bakalım. Kazanan takımındaki oyuncunun istatistiklerine, takımının istatistiklerine bakmış olalım. Dušan Tadić 32-12, Cengiz Ünder, Edin Džeko, Szymański onun Ballon d'Or'u kazanmasında yardımcı olmuşlar. 80'e düşmüş ama baba. Bakalım ikinci sezonumuzda ne olacak? Direkt olarak ikinci sezon sonuna geçiyoruz dostlar. Haberiniz olsun, ikinci sezon sonunda yeni Ballon d'Or'umuzda görüşürüz. Önceki sezonun şampiyonunu gösteremedik. Aslında gösterdik ama kayıt gitmiş, oralarda bir şeyler olmuş. Ben de anlamadım şimdi, bir bakıyorduk ne olmuş diye. Kayıt yoktu. Arkadaşlar Fenerbahçe şampiyon olmuş. Ayrıca Fenerbahçe Konferans Ligi'nde de yarı final oynadığı için zaten Tadić bu kadar verimli. Haberiniz olsun. Şimdi ikinci sezonumuzun başındayız. Bu sefer umarım kayıtta bir sıkıntı çıkmaz. Önce istatistiklere bakacağız. Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor. Allah Allah, bu biraz şaşırtıcı oldu. Zaniolo geri dönmüş. 21 gol, Tadić hemen arkasında 19, Cengiz Ünder 19, Serdar Dursun, Ceko,
Cenk Tosun diye gidiyor. Asist krallığında Zaniolo, Dzeko, Saiz, Hayradinovic var. Leyit, Elivakovic, Vural diye gidiyor kaleci krallığı da. Şöyle bir ligdeki mevzuları merak ediyorum. Ligde ne olmuş? Hemen bakıyoruz. Ligde şampiyon Fenerbahçe. Oha! 5 puan farklı. Oha! Final daha oynanacak. Eyvallah. Bir de Fenerbahçe Galatasaray finali ha. Avrupa liglerine bakmayacağım. Direkt olarak artık Ballon d'Or'a bakmak istiyorum. Süper Lig Ballon d'Or'una bakacağım. Ve burada haberler diyoruz. Aha, en aşağıda Süper Lig'in en iyi oyuncusu. Dušan Tadić! 2 sezon üst üste. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Demek ki Tadić ne yaptı mesela ligde? Demek ki ligi almanın bayağı önemi var. Gerçek Ballon d'Or gibi. Ben öyle düşünmüyordum. Ama Pendik Spor'da Ardenovic bile kazandı yani. Ligde 5. 6. falandı. Şeye bakacağım. Ya bireysel verim önemli. Belki Avrupa'da çok fazla katkıda bulundu. Ama Avrupa'ya bakmıyor ki. Sezon Süper Lig'de sezonun oyuncusu. Hadi, öyle bir durum var. Doğru, evet. 19 gol 4 asistle Ballon d'Or aldı Tadić. Aynen. Aynen, Fener'de Cengiz var. Evet. Oha. Bir verim fazla. Tadić bir de 78'e düşmüş haliyle alıyor bunu. Icardi nerede Icardi? Icardi ayrılmış mı? Yapma baba. Sakın. Oha, Icardi yok. Icardi nasıl olmaz ya? Hemen bakıyoruz Icardi'ye nerede olduğuna, bir dakika. Kesin ayrılmış. Sevilla'ya gitmiş. Ya abi, bunlar da hep bizden oyuncu alıyor ya. Hayat, yapacak bir şey yok. Yalnız Zaniolo alabilirmiş mesela, bu sezon hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Cengiz de alabilirdi lan bu arada, mevzu Fener'se yani harbiden dediğin gibi. Kupayla Süper Lig Ballon d'Or'un alakası yok bu arada, onu da söylemiş oldum. Galatasaray aldı. Ligi Fenerbahçe, kupayı Galatasaray aldı dostlar. Geçen sezon da böyle olmuştu bu arada, onu da söyleyeyim. Kupayı da Galatasaray almıştı. Şimdi 3. sezonumuzun sonuna geçiyoruz direkt olarak. Şimdi arkadaşlar, mevzuyu bu arada tam olarak anladık artık 3. sezonda. Son maçtan bir sonraki gün bu ödül veriliyor abi. Böyle bir mevzu var. Hemen istatistiklerime bak. Oha! Batshuayi! Ulan Fener ne yapıyor abi? Ben de anlamış değilim. Galatasaray bu arada ilk 10'da yok gol krallığında. Asiste de aynı şekilde yok. Oha! Allah Allah, dur bakalım bir. Şampiyon Galatasaray'sa işler değişir. Nasıl peki mümkün oluyor? Nasıl? Yani şeylerde kimse yok. Gol krallığında asiste falan kimse yok. Demek ki takıma yayılmış. Yani herkes, hani atıyorum biri 5 gol, biri 10 gol gibi. Yalnız aynı puanla averajla averaj, ikili averajdan kazanmış. Kupada da Fener Adana finali var. Adana Demirspor finali var. Güzel Fener olur. O zaman şeye bakalım. Ha bir dakika. Avrupa'ya da bir yalandan bakalım mı? Yalandan. Yalandan kim kazanmış? Şöyle hızlıca bakalım. Zaten Şampiyonlar Ligi falan hiçbiri belli değil. Teşekkürler, iyi günler diyoruz. Ve arkadaşlar, şimdi geldik. Kim aldı? Sezonun oyuncusu kim oldu? Başuay. Ben bu videoyu hiç böyle olacağını hayal etmiyordum. Ya ben de garip buldum. Şimdi mesela geçen sezon niye Zaniolo kazanmadı? Bu sezon Galatasaray şampiyon olurken Başuay nasıl kazandı? Gerçek Ballon d'Or'a da böyle kızılıyor ya mesela, neden Haaland almadı falan gibi. Anlamıyorum ya. Ben de şu anda burada işte sözün bittiği noktadayız. Yani şimdi Başuay hak etmiştir şu an bak. Şimdi 26 gol 6 asist Cengiz var. Mesela artık Tadić falan belki futbolu bırakmıştır. Dzeko Meko yok. Bora Aydınlık bu arada Fenerbahçe genç yeteneği, 6 gol 1 asist yapmış. Galatasaray'ı merak ediyorum en çok. Çünkü şampiyon oldular. Gerçi Fener'le aynı puan bu arada. Bakan bu 13'e 1. Bak, yıldızlaşan bir oyuncu yok. Şampiyon olmuş ama 16, 7'ye 1. Geçen sene Zaniolo'nun alması lazımdı. Yani bu sezonluk bir durum yok ama geçen sezon Zaniolo'nun alması lazımdı diye düşünüyorum. Orada Zaha Maha bayağı kötü oynamış. Niye öyle olmuş ya? Acayip. Cedric Bakan bu bayağı iyi oynamış ama Batshuayi ekstra gol atmış. Yani 3. sezonda yine Fenerli birisi aldı. Yeter artık. Bakalım 4. sezon sonunda ne olacak? Kovula kovula bu arada, kovulup başka takımdan yine kovulup yine İstanbulspor'a geliyoruz. Böyle bir döngümüz var. Dönüp dolaşıp geldiğimiz yer. Ali Yiğit'in kankası Barış Alper Yılmaz. 25 gol bu sezon Galatasaray'dan biri alacak gibi duruyor. Zaniolo, Raşitsa. Çok şaşırdım. Erencan Yardımcı, adamın kralı. Ona da selamlar. Bir ara videolarımızı izliyordu. Şu an ne yapıyor bilmiyorum, izliyor mu izlemiyor mu. Adam çünkü Süper Lig'de oynuyor yani. Neyse, Enis Destan, Ryan Kent, Mertens, Batshuayi ve gol yenmeyen maçta da mevzu bu şekilde. Lig şampiyonuna bakalım dostlar. Lig şampiyonu. Bende Galatasaray oldu. Bence de Galatasaray olmuştur bu sezon. Evet, evet. Galatasaray, Fenerbahçe bayağı düşmüş. Beşiktaş 2. Samsunspor 4. Türkiye Kupası finali Galatasaray, Beşiktaş. Hemen bir hızlıca şuraların da finaline bakalım en azından. Yani çok da bizi ilgilendirmese. Nottingham Forest Avrupa Ligi finali yapmış. Acayip. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Bizi ilgilendiren taraf burası kardeşim. Nerede lan? Aa, Galatasaray aldığında vermiyor musun? FC 24 Galatasaray düşmanı mı yoksa? Niye böyle oldu ya? Bence kesin Galatasaray almıştır da. Çünkü Barış Alper şey, şampiyon Galatasaray. Bir gün ilerleme riskini alacağım. Bir gün ilerledim. Aha. Çıkmış. Barış Alper Yıl. Aa! Enis Destan. Lan ne alak? Abi.
Yani Zaniolo Aziz Kralı oluyor, gol kralı oluyor. Süper Lig balonlarını vermiyoruz. Hadi eyvallah. 4. sezondayız. Barış Alper aynısını yapıyor. Gidiyorsun Enis Destan'a veriyorsun. Barış Alper'e gol krallığı ödülünü vermişler. Zaten gol kralı olduğu için onu verecekler mi? Gerd Müller ödülü gibi. Haaland'a da onu verdiler ya. Yalnız bir şey diyeyim. Harbiden bir dakika merak ettim şu an. Neden öyle oldu? Enis Destan golde 17 gol, asiste de 10 asist. En verimli oyuncu olduğu için mi? Ama abi en verimli oyuncu Zaniolo da oldu ya. Asist krallığı var. Hadi eyvallah. Ama bir bakalım mı abi şimdi? 17'ye 10. 27 gol katkısı. Barış Alper'e bak. Barış zaten 25 tane gol attı. Evet ya. Mesela 31 gol. En verimli de değil Enis Destan. Çok saçma. Trabzonspor kaçıncı olmuştu? Dördüncü olması lazım. Bir dakika ya bu şu an gerçekten... Beşinci der bir de ya. Beşinci ya abi. Bu nedir ya? Harbiden acayip bir şey şu anda ben de anlamadım. Çok garip. Beşinci sezonumuz son sezonumuz olacak. Suyu çıktı iyice yani ben anlamadım. Ama yani gerçekten bu arada bu sezon net bir şekilde Barış Alper hak ediyordu. Çünkü hem en verimli oyuncu hem takımını şampiyon yapmış. Daha ne yapsın abi bu adam? Bu adam ne yapsın? Benim nezdimde Barış Alper Ballon d'Or'u almıştır kardeşim. Gerçi Enis Destan da bizim çocuğumuz. Ama yani abi Barış Alper hak etti bence. Bilmiyorum yorumlara yazın burada. Ne yapacağız anlamadım şu anda. Galatasaraylılar mahvedecek ortalığı. Bakalım son sezonumuzda, sezon sonunda gittiğimizde ne göreceğiz? Çünkü her sezon başka bir şey görme ihtimalimiz oluyor. Bu arada bu gerçekten aşırı makaraymış. Ben bunu 3 lirabitle bu konsepti kullanabilirim. Herhalde Onur abi bana çıldırır bu konsepti. Hani ne nasıl alamaz falan diye. Bunun üzerine bir konsept yapabiliriz yani Süper Lig Ballon d'Or'un üzerinde. Süper Lig Ballon d'Or diyoruz da aslında işte Süper Lig'deki en iyi oyuncu ödülü. Mevzu bu. Bir daha açıklamış olalım. Süper Lig Ballon d'Or demek daha havalı oluyor aslında. Neyse. 5. sezonumuzun yani son sezonumuzun sonuna gidiyoruz. Son sezonumuz. Her şeyin sonu. Bakalım burada Ballon d'Or'u kim alacak? İstanbulspor bizi az kalsın kovuyordu ama kovmadılar. Teşekkür ediyoruz. Enis Bardi 20 gol atmış bu sezon. Pelkas 19 gol. Brahimi Fener'de. Yusuf Demir Galatasaray'da 18. İlginç bir sezon. Gomez diye bir oyuncu var Galatasaray'da. Maxi Gomez değildir herhalde. Başka bir Gomez. Bakacağız bunlara. Bunlara bakacağız kim olduklarına. Bir şampiyona bakalım. Kim şampiyon olmuş? Bilmiyorum pek de bir önemi yok gibi gözüküyor bu ödül için ama yine de bakalım. Fenerbahçe şampiyon bu sezon. Eşit de aldı gibi aşağı yukarı. 3 tane Fener şampiyonluğu, 2 tane Galatasaray şampiyonluğu gördük değil mi? 3 Fener, 2 Galatasaray şampiyonluğu görmüş olduk. Yani aşağı yukarı eşit de almış sonuçta. Türkiye Kupası, Samsunspor, Galatasaray. Abi ben çok merak ettim değişim ya. Şeyi çok merak ettim. Ballon d'Or'u çok merak ettim. Evet. Yine mi şimdi gözükmüyor? Yok gözüküyor. Hazır mısın? Altın ayakkabı Bardi'nin. Turnuvanın en iyi takımı. Geçiyorum. Sezonun oyuncusu. Beşiktaş'tan Mihailo Jelavic. Kim lan bu? Ayağımı uzatırım artık kusura bakmayın ya. Kim lan bu? Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz tabii ki de. Bu videoda Galatasaray'ın kazanmaması büyük bir hani bu yabancılar. Bu kim kardeşim? Bu kim ya? Suratı yok da. Bak Fener'deki Brahim'i de tanımadığımız ya. Benim bilmediğim bir oyuncu şu anda. Jelavic şey bir ricem bir şey bir oyuncu yani o. Öyle ne bir oyuncu. Kardeşim ya? Acayip ha. Beşiktaş kaçıncı oldu ona da bakacağım. Hiç dikkatimi çekmemişti çünkü. Beşiktaş'tan Jelavic. Sol orta saha kimin riceni acaba? Nereli? 5 sikilmiş ha. Rebic'in falan riceni olabilir bu arada yani. 18 gol 7 asist. Yusuf Demir'e bakar mısın abi? 18 gol 6 asist. 7 asist ama, diyorum. Evet öbürü 7 asist. Ama mesela Sergio Gomez. Sergio Gomez. Gomez de buymuş ha. Hayvan gibi oyuncu almış Galatasaray. Hayvan gibi oyuncu almış Galatasaray. Barış Alper yine iyi. Fener'de şampiyon oldu. Fener'den olmuş. Bilal Brahimi. Yusuf Sarı'ya çok benziyor bu arada. 19 gol 7 asist. Ümit Kaya. Ricen bir oyuncu. İşte Ricenler başladı ya tadı kalmadı. Benim sülaleden. Evet doğru. Ümit Kaya. Kıvancın sülalesinden. Emre Mor, Cengiz Ünder, Torniga. Herde de ilginç oyuncular var. Başka tanımadığımız kim var ilginç? Mindal'ı almışlar. Bu ilginç değil. Bunu tanıyoruz. Isaac Michael ilginç bir oyuncu. Ricen. Yani arkadaşlar diyecek bir şey yok. 5 sezonun sonunda 3 tane Fener'den oyuncu gördük. Bir tane Beşiktaş, bir tane Trabzon. Zaniolo nerede ya? Zaniolo alabilirdi. Yani Tadic'in bir tanesinin yerine Zaniolo alabilirdi. Bu videoyu Tadic kazandı da diyebiliriz. Çünkü 2 tane Ballon d'Or alan tek oyuncu. İlginç evet. Bir video oldu. Araya böyle bir çıtır video atmak istedim dostlar. Eğlenceli olur diye düşündüm Ballon d'Or gündeminde. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Yarın Ardenovic'in yeni bölümü gelecek. Haberiniz olsun. Kıvancın da kanalı açıldığında, Kıvanc'a çok güzel şeyler yaptım. O videoyu da kesinlikle yayınlandığında ben duyurmama ihtimalim yok mesela. O videoyu da kesinlikle izlersiniz. Seviyoruz sizleri. İyi ki varsınız dostlar. Yani bu oyunun Ballon d'Or mekaniği, daha doğrusu Süper Lig'de sezonun oyuncusu mekaniği hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası merak ediyorum. Dediğim gibi umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.